Merhaba arkadaşlar, sanat tarihi 1 dersiyle tekrardan karşınızdayız. Şimdi bu ünitemizde arkadaşlar sanat tarihine bir giriş yapacağız. İşte sanatlardan bahsedeceğiz, dramatik sanatlardan, ritmik sanatlardan, fonetik sanatlardan bahsedeceğiz. Yavaş yavaş zaten iyice sanat tarihinin içerisine girmeye başlıyoruz. Şimdi birinci ünitemiz sanat tarihine giriş ünitesi arkadaşlar. Az önce de söylediğim gibi. Şimdi hep beraber başlayalım. Şimdi sanat ve sanat türleri diye bir başlığımız var. Sanat, insanın kendini ifade etme yollarından biridir. Başka bir deyişle bir duygunun, düşüncenin veyahut da güzelliğin ifade edilme yöntemidir. Yani arkadaşlar nasıl ki yazı yazmak gibi, efendime söyleyeyim şarkı yapmak gibi, ki şarkı yapmak zaten bir sanattır. Bunlar arkadaşlar bir ifade biçimi olarak kullanılıyor. Şimdi hap bilgimiz var. İlk sanat eserlerinin ortaya çıkışı ihtiyaçları karşılamak amacıdır. Yani arkadaşlar bütün dünyada zaten bütün insanlık tarihinde de ihtiyaçları karşılamak için icatlar yapılmıştır. Ve her şeyin temeli insan ihtiyaçlarıdır. Bu arada buradan ne yapalım? Bu cümleyi söylemiş olalım. Bundan sonraki konularda en azından fikir yürütmek için. Şimdi sanat tarihi nedir diye bir başlığımız var. Sanat tarihi sanatın tarihsel gelişimini inceleyen bilim dalıdır. Yani sanatın tarihsel gelişimini. Yani sanatla tarihi birleştireceğiz arkadaşlar. Bir sanat tarihi ortaya çıkartıyoruz. Diğer bir anlatımla insanlığın varoluşundan itibaren günümüze kadar insanlığın elinden çıkmış her türlü nesneyi, objeyi inceleyen, araştıran ve insanlığın bilgisine sunan bilim dalıdır. Yani arkadaşlar burada önemli olan sanat tarihi yapan insanlığın bilgisine sunmasıdır. Sanat eserinin en önemli özelliği bir tane olmasıdır. Yani üniktir arkadaşlar, tektir ve ondan başka bir tane daha yoktur. Taklit ve kopyalar sanat eseri olarak kabul edilemez. Şimdi arkadaşlar bir şeyin orijinali vardır. Orijinal mesela bir heykel düşünün. Bu da bir sanattır ama. Bir de heykelin taklidi olacaktır arkadaşlar. Bu heykelin taklidi sanat eseri olarak değil de imitasyon olarak ne oluyor arkadaşlar? Değerlendiriliyor. Ki zaten birçok müzede bazı sanat eserlerinin taklit olduğu söyleniyor. Ki orijinallerinin paha biçilemediği için onların güvenlik amaçlı taklitlerinin yani birebir taklitlerin imitasyonların kullanıldığı söyleniyor. Şimdi bir de arkadaşlar kırışıldan bir kelime var. Sanat ve zanaat. Şimdi zaten tarih derslerinde çok fazla karıştırılıyor. Osmanlı Devleti'ndeki bu şeyde ticarette karışıyor. Zanaat, sanat. Şimdi zanaat neymiş? Zanaat insanların ihtiyaçlarını karşılayıp. Bakın burada anahtar kelime insanların ihtiyaçlarının karşılanması. Ve para kazanmaktır arkadaşlar. Sanatı yaparsanız para kazanmazsınız ama zanaat size para kazandırır. Burada devam edersek para kazanmak amacıyla yapılan aşçılık, marangozluk, dokumacılık, duvarcılık gibi çalışmalardır. Bunlara pratik sanatlarda denir demiştir. Şimdi arkadaşlar önümüzde bir tane tablo var. Şu tabloyu ne yapmıyoruz? Asla unutmuyoruz sanat tarihi açısından. Şimdi burada bakın plastik sanatlar var. Fonetik sanatlar var. Ritmik sanatlar var. Şimdi arkadaşlar plastik sanatlarda şuna dikkat edeceğiz. Elimizle yapacağız bunları. Yani elle. Bakın mesela resmi. El becerimizi kullanacağız. Heykel. Yine o oymaları yaparken el becerisi. Mimari. Yine şekilleri yaparken daha önce bunlar zaten çiziliyor. Mimarlık zaten çizmek anlamına gelir. Ne oluyor arkadaşlar? Çiziyorsunuz. Bu da bir el becerisi. Fonetik sanatlar fon. Ses arkadaşlar. Şuna ses diyeceğiz tamam mı? Sesle alakalı. Müzik sesle alakalı evet kulağa hitap ediyor. Edebiyat da arkadaşlar kulağa hitap eder. Yani sesli okuma yapıldığını düşünün. Şimdi ritmik sanatlara baktığımızda bir ve birden fazla duyunun kullanıldığını göreceğiz. O da dans. Hem görsel hem işitsel. Tiyatro hem görsel hem işitsel. Opera hem görsel hem işitsel. Bale de arkadaşlar bir müzik eşliğinde dans edilmesi gibi değişik bir sanat dalı. Bu da arkadaşlar dediğim gibi hem görsel hem işitsel olarak geçiyor. Şimdi bununla alakalı bir örnek sorumuz var. Zanaatla alakalı gelecek diye anlıyorsam. Bakalım insanların ihtiyaçlarını karşılayıp para kazanmak amacıyla yaptıkları aşçılık, marangozluk, dokumacılık, duvarcılık gibi çalışmalar aşağıdakilerden hangisinin kapsamındadır demiş. Neydi arkadaşlar bu? Plastik sanatlar, pratik sanatlar, fonetik sanatlar, sahne sanatları. Arkadaşlar bunlar pratik sanatlardı. Çünkü pratik. Yani ne yapıyorsunuz? Bir fayda sağlıyorsunuz burada. O nedenle arkadaşlar cevabımız bizim burada Bursa şıkkı olacak.
Bir başka sorumuz daha var. İnsanların ihtiyaçlarını karşılayıp karşılığında para kazanmak amacıyla yapılan aşçılık, marangozluk, dokumacılık, duvacılık. Yani aynı soruyu arkadaşlar farklı bir şekilde şıklarla sormuş. Burada da pratik sanatlar, sanat diye de neydi? Zanaat da arkadaşlar. Orada da zanaatı işaretlememiz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar o tablodaki İlk baştaki hani elde yaptığımız sanata geçiyoruz. Yani plastik sanatlara geçiyoruz. Çamur, kil, alçı, taş, mermer vesaire gibi biçimlendirebilen ve kılıflandırılabilen her türlü malzemeden yapılan sanatlar tümüne plastik sanatlar denir. Yani ben orada el dedim ama arkadaşlar burada da bilimsel açıklamasını yapmış. Bence benim kullandığım yöntemi kullanırsak yani elle plastik sanatlar elle yapılıyor falan. Hatta plastik makyaj diye bir şey de vardır. Böyle kişiyi olduğundan çok farklı gösterir. Buna plastik sanatlar deniliyor. Heykel, kabartma, çizim, resim bu gruba girer diyor. Şimdi resim 2.3 üst üste demiş. Resmin tanımını hepimiz zaten biliyoruz ama bu da arkadaşlar sanat tarihsel tanımı. Yüzey üzerine çizgilerle, renklerle bir düşüncenin, duygunun estetik anlayışta ifade edilmesidir. Yani günümüzde şimdi sorsak şuradan çevirsek resim nedir diye herkes 3 aşağı 5 yukarı bir şey söyler ama resmin tanımı da arkadaşlar bu olarak geçiyor. Şimdi sorumuza bakalım. Çamur, kil, alçı, taş, mermer gibi biçimlendirilen ve kalıplandırılabilen her türlü malzemeden yapılan sanatların tümüne plastik sanatlar denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi plastik sanatlardan biridir demiş. Benim dediğim neydi arkadaşlar? Elle yapılacak. Onu göz önüne alın. Müzik değil, opera değil, tiyatro değil arkadaşlar. Burada el becerimizi kullanarak yeni bir ürün meydana getiriyoruz. Ve bu da arkadaşlar mimariden başkası olmuyor burada. Şimdi heykele geçelim arkadaşlar. Heykel, taş, tunç, bakır, kil, alçı gibi malzemelerden yontularak veya kalıba dökülüp biçimlendirilerek yapılan 4 boyutlu eserlerdir. Yani neresinden bakarsanız bakın arkadaşlar bir özelliğini görebiliyorsunuz. Yani kağıt gibi sadece çizilmiş bir resim gibi çizilmiş bir şey değil. Ne var? Yapılmış. Her tarafından bakabiliyorsunuz arkadaşlar buna. 3 boyutlu olanların ise kabartma rölyef adı veriliyor bunlar. Yani bir duvar zemini veyahut da bir alçı zemini. Onu ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Böyle kabartma şeklinde yapılıyor. Yani çevresine göre biraz daha yüksek ama altı dümdüz. Yani sadece önden her iki yandan görünebiliyor. Ama 4 boyutlu da etrafının yani dört bir tarafından bakıyorsunuz. Hatta üstten de baksanız, alttan da baksanız zaten bir şekil ortaya çıkabiliyor bunlarla. Şimdi mimariye geçiyoruz. İnsanların kişisel, toplumsal, kültürel, ekonomik ihtiyaçlarına karşılık verecek nitelikte ortamlar, mekanlar yaratma ve tasarlama tekniğidir. Şimdi mimari de arkadaşlar amaç şu. İnsanın kafasını sokabilecek bir yer yapması veyahut da onu aşırı derecede süslemesi gibidir. Şimdi buna ne girer? Ev girer, saray girer, cami girer, köprü girer, kale girer. Geçmişten günümüze başlı mimarlık ürünleri arkadaşlar. Zaten şu bir yerde medeniyetin olduğunu ne yapıyor? Gösteriyor. Yani medeniyet yerleşik hayat arkadaşlar. Hepsi zaten yerleşik hayat eserleri olarak karşımıza çıkar. Şimdi sorumuza bakalım. Taş, tunç, bakır, kil, alçı gibi malzemelerden yontularak veya kalıba dökülüp biçimlendirilerek yapılan 4 boyutlu eserlerine ad verilir. Şimdi 4 boyutlu eserlerden bize bir şeyler söylüyor arkadaşlar. Ne olur bu? Resim 2 boyutlu. Operet, opera arkadaşlar görsel ve işitsel. Çini, o da 2 boyutlu arkadaşlar. Ama her bir tarafından baktığımızda her bir ayrıntısını görebileceğimiz 4 boyutlu eserler. Özellikle taş, tunç, bakır, kil gibi alçı gibi malzemeleri dökülerek veyahut da yontularak yapılması heykel oluyor. Bir diğer sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi insanların kişisel, toplumsal, kültürel, ekonomik ihtiyaçlarına karşılık verecek nitelikte ortamlar? Buradaki anahtar kelime ortamlar arkadaşlar. Ortamlar ve mekanlar. Şimdi mekan yapma, mekan yaratma tekniği hangisi olabilir? Operada bir mekan mı yaratıyoruz? Hayır. Heykel, bir figür yaratıyoruz arkadaşlar ama ortam değil. Tiyatro, burada bir gösteri yapıyoruz ama herhangi bir mekan değil. Mimari arkadaşlar, bir yapı yapıyorsunuz. İçine barınabileceğiniz veyahut da size doğaya karşı üstün gelebilecek bir köprü. Bu da arkadaşlar mimari olacaktır. Değerli arkadaşlar, bu dersimizi burada bitiriyoruz.
Diğer dersimize kaldığımız yerden devam etmek üzere. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar.